Öyle artistik yapmayı biliyorsun. Çekeceksin cezanı. Tamam müdürüm, tamam. Ben bir arkadaşa bakmaya geldim yalnız. Olmaz. Çık dışarı. Atın lan bunu dışarı. Müdürüm, sakin. Ben ilgileniyorum arkadaşla. Siz sakin olun, ben ilgileneceğim müdürüm. Buyurun. Ne işin var oğlum burada? Ayşegül'ü almışlar. Ben de ona bakmaya geldim. Ne işler çevirdiniz? Bunları da sorgulayacaklar şimdi. Biz bir iş çevirmedik müdürüm. Ne yapacağız? Aslı, Salih, gelin bakayım buraya. Ben bir Ayşegül'e bakayım o zaman. Siz nasıl buldunuz bu doktorun kürtaj yaptığı yeri? Bana Aslı söyledi müdürüm. Biri yardım istemiş galiba. İşte gidelim bakalım dedi. Biz de gittik baktık. Adamın bir tane koruması vardı. Herif de silah çekti bizi. Ya adamın üzerinden çıkan diğer kurşun? Benim o konuda bilgim yok. Nasıl bilgin yok oğlum? Adamı delik deşik etmişsiniz. Bir tane ölü kız var, bir tane ölü adam. Ne atlıyorsunuz lan siz? Doktoru da ertesi gün temizlemişler. Bak Salih, aklını başına al. Yanarsın. Çık şimdi. Bana Aslı'yı çağır. Buyurun. Ben Ayşegül Hanım'ın avukatıyım. Bir şeyle suçlamıyoruz şu an. Sadece bir iki soru soracağım. Ben de sadece yanında olmak istiyorum. Peki, buyurun o zaman. Vahap Ceveci denen doktoru tanıyor musunuz? Hayır. O sizi nereden tanıyor peki? Ayşegül Çilingir'in işlemi bu gece olacak. Hazırlıklı gelin. Böyle bir mesaj atılmış telefonundan. Allah Allah. Bu adam size bir şey yaptı mı? Yasa dışı kürtaj işlemleriyle tanınıyordu. Hayır, yapmadım. Emin misiniz? Evet. Bu ne anlama geliyor olabilir peki? Bakın, başka bir Ayşegül Çilingir olamaz mı? O ihtimali biz de düşündük. Sizin dışınızda İstanbul'da 4 tane Ayşegül Çilingir var. Bir tanesi 8 yaşında, diğer ikisi çocuk doğuramayacak kadar yaşlı, diğeri de bebek. Bakın ortada bir cinayet var. Hatta iki. Bir tanesi doktor, diğeri de ölen kadın. Kürtaj esnasında ölüm. Dayan Ayşegül, dayan. Telefon geldi, evet. Olay yerinin yakınlarındaydık biz de. Neden destek istemediniz? Önemli bir şey değildir belki dedik. Sabıkalı doktorları da araştırmışsınız. O başka bir davayla ilgiliydi. Bak Aslı, bana bildiğin her şeyi insan gibi anlat. Yoksa yanarsın. Ben bildiğim her şeyi söyledim müdürüm. İkinizi de açığa alıyorum. Hakkınızı soruşturma başlatacağım. Çık şimdi. Açığa alındık. Soruşturma da açacaklar. Ne? Atılacağız yani. Atılma falan yok. Nasıl atılma yok Aslı? Kesin atacaklar. Ben gidip anlatacağım her şeyi. Poyraz amirim yaptı diyeceğim. Ya ne fark eder? Her türlü harcarlar bizi. Çok fazla şey sakladık Salih.
pazarlık yaparız. Atmazlar. Ya saçmalama. Ben Poyraz amirimi satmam. Ben bal gibi satarım. Burada benim geleceğim söz konusu. Bu adamın size bir şey yapmadığını mı söylüyorsunuz? Evet, yapmadı. Peki bir muayene rica etsem? Böyle bir şeye hakkınız yok. Müvekkilim sanık değil, bir şeyle suçlanmıyor. Bir şeyler sakladığınızı düşünüyorum. Gerekirse mahkeme kararı da çıkartırım. Bakın beyefendi. Sizin karşınızda çocuk yok. Müvekkilin muayene olmayacak. Bu işin ucu Bahri Umman'a kadar uzanabilir. Bahri Bey'in bu konuyla hiç alakası yok. Kendisi şu an oğlunun derdinde. Başka bir sorunuz var mı? Şimdilik yok ama yine kapınızı çalabiliriz. Çıkabilir miyim? Buyurun. Ayşegül, Ayşegül. Ayşegül, iyi misin? O çocuğu sahinde bir kere daha aldılar Poyraz. Mutlu musun amirim? Senin yüzünden açığa alındık. Belki de atılacağız. Sırf seni korumak için başımızı belaya soktuk be. Ya sizin için didindik durduk be. Sonuç ne? Meslekten atılmak. Bu mudur yani? Amirim siz ona bakmayın. Biraz sinirleri bozuldu da. Ya ne sinirleri bozuk Aslı? Gideceğim şimdi konuşacağım, anlatacağım müdüre her şeyi. Git anlat Salim. Git anlat. Git söyle. Poyraz amirim burada o doktoru. Yaparken de çok zevk almıştı. Arkası da gelecekmişti. Tamam mı? Git söyle. İnceldiği yerden kopsun be Salim. Hadi göreyim seni. Bir de bizimle dalga geçiyor ya. Bizim hayatımız kaymış, bir de bizimle dalga geçiyor ya. İstediğini aldın işte. Git anlat şimdi. Anlatacağım zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.